Merhaba arkadaşlar. Bu hafta teknik resim dersimize yüzey kalitesi işaretlerinden devam ediyoruz. Toleranslar konusundan bahsedeceğiz ve bu haftamızı kapatacağız arkadaşlar. Geçen hafta ölçeklerden başlamıştık. Ölçek çeşitlerini söylemiştik. İşte ölçek gençler, şöyle yakınlaştırayım biraz. Üretimi düşünülen iş parçasının ölçüleri çok büyük ya da çok küçük olabilir. Büyük iş parçasının standart ölçülerindeki resim kağıtlarının süzülmeleri mümkün olmadığı için küçültülerek çok küçük iş parçalarının ölçülendirilmesi ve okunmasını kolaylaştırması için ise büyütülerek çizilmesi gerekir. Teknik resim çizilen cisimlerin boyutlarının gerçek boyutlarına oranla ölçekliyor. Gençler bazen bir parça çizmemiz gerekir bize. Parçanın boyutu, kağıdımızın boyutundan büyük olduğu zaman biz o parçanın ölçülerini ölçek sayesinde yani 1 bölü 2, 1 bölü 5, 1 bölü 10, 1 bölü 20 oranında küçültülerek çizimini yaparız. Eğer küçük parça ise, ölçülendirilmesi zor gelen bir parça ise bunu da ne yaparız? 2 bölü 1, 5 bölü 1, 10 bölü 1 oranında küçültürüz. Yani büyük sayı önde olursa büyütme yapıyoruz. Büyük sayı ikinci sırada olursa yani alt tarafta olursa küçültme yapıyoruz. Küçültme mantığını kullanıyoruz. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir harita geldiği zaman, Türkiye haritası geldiği zaman orada ne yazıyor? 1 bölü 10 bin yazıyor. Mesela atıyorum. İşte 1 bölü 20 bin yazıyor. 1 bölü 50 bin yazıyor. Ne demektir o? 50 bin kere küçültülmüş anlamındadır. Yani biz Türkiye'yi kağıda sığdırma şansımız var mı? Yok. Onda ne yapıyoruz? Küçültme yapıyoruz. Ölçek budur arkadaşlar. Küçültme veya büyütme yaparız veya gerçek ölçüsünü kullanırız. Bakın arkadaşlar sol taraftaki parça gerçek ölçüsündeyken sağ taraftaki parça 2 bölü 1 oranında büyütülmüş halindedir. Şu sol tarafta küçük olan yerde ise parça 1 bölü 2 oranında küçültülmüş halindedir. Yani parça gerçek ölçüsünden yarı yarıya küçültülmüş veya büyütülmüş şeklinde resim yapılmış arkadaşlar. Buraya çizim yapılmış. Çok kolay bir konudur arkadaşlar. Sadece mantığını bilmeniz yeterlidir. Ondan sonra yüzey kalite işaretlerinden bahsetmiştik. Makine parçaları genellikle dövülerek veya dökülerek şekillendirilir. Elde edilen parçaların kullanım yerlerindeki ölçü ve özellikleri dikkate alınarak gerekli yerlerin planya, plaza, torna ve benzeri tezgahlarında işlenir. İş görebilir hale getirilir. Bu gibi parçaların işlenecek kısımlarını hangi ölçülerde ve hangi kalitede işleneceği resim üzerinde gösterir. Parça yüzeylerinin talaş kaldırılmasında seçilen yöntemleri ve kaliteleri belirlemek için resim üzerinde konulan sembollere ve tamamlayıcı işaretlere yüzey işleme işaretleri diyoruz. Ülkemizde kullanılan yüzey kalitesi ISO yani Dünya Standartları Organizasyonu tarafından ülkemize tavsiye edilmiş TSE Türk Standartları Endüstrisi tarafından kabul edilerek 2040 numarayla yayınlanarak yürürlüğe girmiştir arkadaşlar. Bizim sembollerde kullanılan bilgiler gençler şu şekilde. Şu kadar kısım parça bizim. Şuradaki anlamlar ne ifade eder? Onlar neler anlam kazandırıyor? Onlardan bahsedelim. RA pürüzlülük değeri gençler bu pürüzlülük değeri N1, N2 arası pürüzlülük sınıfının numarası. Yani N1'den başlıyor, N12'ye kadar devam ediyor. Bu en yüzey pürüzlülük değeri mikron cinsinden. Bunun tabloda değeri vardır zaten. Bakın mesela N8 yazıldığı zaman N8'in değeri neymiş? Bakalım 3.2 mikronmuş. İşte N9 yazıldığı zaman 6.3 mikronmuş. Yani bunların değerleri var. Bu değerlere göre yüzey kalitesinin parlaklığı veya yapılır. B, yapım yöntemi, işleme ve kaplama. Yani şu D kısmına hangi işlem yapılacaksa o yapılır. Kaplama mı yapılacak, işleme mi yapılacak, onlar yazılır.
C esas uzunluğu, bir de F var, yüzey pürüzlülüğünün diğer değerleri. Yani yüzey pürüzlülüğünün birden fazla değeri varsa buraya yazılır arkadaşlar. Ama olması gereken pürüzlülük değeri de buraya yazılır. Ondan sonra işleme izlerinin yönleri D'de. Ondan sonra işlenecek aşırı kalınlık B'yi de söyledim zaten. Arkadaşlar bizim standart şeyimiz V şeklindedir. Şurada da söyledim zaten. H1 ile H2 yüksekliği vardır. H1'in değeri neyse H2'nin değeri de bunun iki katı. Yani aslında şöyledir. Şuraya yazayım. H2 eşittir. İki tane H1'e eşittir. Yani H2'nin değeri iki tane H1'e eşittir arkadaşlar. Yani H1'imizin değeri 5 ise H2'imizin değeri 10. Bakın size gösterildiği gibi. 7 ise 14. 10 ise 20. 14 ise 28. 20 ise 40. 28 ise 56. Yani iki katlı şeklindedir arkadaşlar. Açımız 60 derece. Bunu unutmuyoruz gençler. Şimdi bu simgenin ortasına yerleştirilen işaretler bizim anlam yükleniyor. Mesela yuvarlak yüklenmiş, yuvarlak çizilmiş yüzey pürüzlülüğü değerimiz gençler, şeyimiz, mantığımız şekilde bulunan yüzey işleme işaretlerine hazırlanan iş parçasının talaş kaldırılması istenmeyen yüzey ve kısımlarında kullanılır. Mesela şu yüzeyde talaş istenmiyor. Ne yapacağız? Yuvarlak yapacağız. V şeklinde yapıp yuvarlak yapacağız. Esas sembolü iki çizgi arasında bir daire eklenerek hazırlanır. Alt sembolde ise bakın yuvarlak kalmış, düz çizgi olsun. Bu şekilde bulunan yüzey işleme işareti talaş kaldırılmış ya da kaldırılması istenen yüzey ve kısımlarda kullanılır. Esas sembolü bir çizgi eklenerek elde edilir. Şuradaki ise şekilde bulunan yüzey işleme işareti, yüzey durumları, üretim metodu ve belli özellikleri gösterilmesine kullanılır. Esas sembolün uzun çizgisine bir çizgi eklenerek hazırlanır. Çizgi üzerine gerekli bilgi yazılır. Biz geçen hafta söylemiştim, burada en önemli şey veya ortalama pürüzlülük. Hangi işlemi yaparsanız yapın, işleme yönteminde söylüyorum. İlla ki bu şekilde dalgalanmalar olursun arkadaşlar. En yüksek yerle en düşük yerin arasındaki ortalama değeri minimuma getirmemiz lazım. Buraya getirdiğimiz zaman yüzey pürüzlülüğü yüksek derecede olmuş olur. Biz gençler kullanırken kaba önce hassastan başlayalım. Hassas yüzey N1, N2, N3 hep düz katı şeklinde gidiyor. İnce yüzey N4, N5, N6, orta yüzey N7, N8, N9, kaba yüzey ise N10, N11, N12 şeklinde devam ediyor. Gençler bu N10, N11'in N1'den başlayıp N12'ye kadar yüzey pürüzlülük şeyleri var, mikro cinsinde. Yüzey pürüzlülüğümüz var. Buradaki yüzey pürüzlülük değerlerini kullanıyoruz. Aynı şekilde burada da yüzey değerleri var. Yüzey işleme işaretlerinin gösterilmesinde pürüzlülük değeri veya yükseklik VT ile gösterilir. Yüzey pürüzlülüğü yüzey kontrol adeti olan profilmetre ile ölçülür. Çizelgede ortalama pürüzlülük değeri veya ve bunları karşılayan sınıf numaraları gözükmektedir. Yukarıdaki sınıf numaralarının aynısı arkadaşlar. Yüzey işleme yönlerinin gösterilmesi ise arkadaşlar burada eşittir olduğu zaman ne yapıyoruz? Eşit şekilde sanki uzatmış şekilde eşittir işaretinin yapılmışı gibi baz alıyorum. Ters T olursa arkadaşlar yukarı doğru bir hareket. Dizlisi düzlemine dik izler yapmış oluyorum. Çarpı yaparsak baklava dilimi yapmış oluyorum. Çapraz izler yapmış oluyorum. M yapmış olursak, şurada M işaret olursa çok yönlü izler yapmış oluyoruz. Yani burada sanki yay düşünün gençler. Bu yaylar sanki M'yi bize aktarıyor. Bakın şu şekilde. Şöyle şu şekilde M'yi aktarıyor bize.
Bunu hitap ediyor. C desek arkadaşlar, daire desek izleri yapmış oluyoruz. Bu şekilde işlemiş oluyoruz. Radyan izleri deyince de sanki papatya gibi izlemiş oluyoruz. Yani şuradan çarka gidiyor, tekrar geliyoruz. Gidiyor, tekrar geliyoruz. Bu şekilde izler yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen hafta burada kalmıştım. Geçen haftadan itibaren devam edelim arkadaşlar. İmalat yöntemleri, imalat yöntemlerine göre yüzey kalite işaretleri, yüzey işleme işaretleri için resim üzerinde yer yok ise oklarla dışarıya çıkartın veya o yüzey oklarla gösterilerek yüzey kalitesi yazılır. Yani şu şekilde arkadaşlar. Şuradaki çizgimiz dışarı taşıp yani uzatıyoruz ve RZ25 şeklindeki yüzey işaretine işlemiş oluyoruz gençler. Bakın burada iki tane yüzeyimiz var. İki yüzeyi oradan işaretleyip dışarı götürüp RZ16 şeklinde yazıyoruz. Bakın iç tarafa yazarken RZ yazıyoruz. Şurada vermiş olması lazım. Burada vermemiş. İç tarafa yazarken arkadaşlar RZ yazıyoruz. RA'nın yazıldığı yerde burası. 6.3 mikron şeklinde. Bu RZ'leri ben size sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Burada vermemiş. Arkadaşlar parça hangi konumda olursa olsun yüzey kalitelerinde kullanılan üçgenin kenar uzuntusu yüzeye göre sağ tarafta bulunur. Yani baktığınız zaman sizin sağınızda olması gerekiyor. Bakın sağınızda oluyor. Şöyle yandan baktığınız zaman yine sağınızda. Bu şekilde baktığınızda sağ tarafı yine gösteriyor. Testten baktığınız zaman bakın, testten baktığınız zaman yani bunu alıp da 180 derece döndürdüğünüz zaman aynı şekilde sağ tarafa geliyorlar. Yüzey işleme sembolleri zorunlu durumlarda ölçüsüne çizgisi üzerinde de gösterilebilir. Yani şu alanımız bizim normalde bakın gösterdiği şurası. Yani şu yüzey. Tornada bu parçayı işlerken bakın tornada şuradaki kademeye yüzey tüzüsü diyor. Ama buraya işleme şansı yok. Bakın şu işlerse şöyle olur. Bu da istenmez. Onun için gençler ölçü çizgisinin üzerinde de yazabilirsiniz. Yani zaten ölçü çizgisi nereye gösteriyor? Bakın şuradaki yüzeyi gösteriyor. Yani bu yüzeyi göstererek ölçü çizgisinde de, ölçü sınır çizgisinde de gösterebilirsiniz gençler. Yani yanlış olmaz. Bakın şuradaki mesela şu alanımızda bu alanı şöyle yazma şansımız yok. Şu şekilde yazma şansımız yok. O yüzden arkadaşlar ölçü sınır çizgisinin üstüne de yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İç parçasının bütün yüzeyleri aynı kalitede işleniyorsa görünüşün yanına yüzey işleme işaretleri konulur. Yer kelimesi yazılır. Arkadaşlar bakın buradaki gösterdiği gibi buradaki yazının anlattığı gibi yüzey pürüzlülüğü A mesela parçası. X de yazabilirsiniz gibi. Ne değer verirseniz arkadaşlar her taraf aynıysa parçanın üstüne değil de kenara yazılabilir yani. Tamam. Yüzey üzerinde karmaşık belirtiler yüzey üzerinde karmaşık belirtmelerden kaçınmak için sadeleştirilmiş yüzey işleme işaretleri kullanılır. Bakın YNZ burada ama resimde karışması istemiyorsun. Bu parçadan ziyade böyle zor parçalar var. Karışık parçalar var. Buralarda karışıklığı engellemek için kenara alınıp değerler yazılabilir arkadaşlar. Bu da bir yöntem. Arkadaşlar yüzey işleme işaretlerinin aynı çizerek anlamını yazın. Bu kadar zaten biz buradan bahsetmiştik. İşte işlenmeyecek yüzey, işlenecek yüzey, değerler yöntemlerle işlenecek yüzey şeklinde söylemiştim arkadaşlar. Yüzey işleme işareti üzerinde bulunan
harfleri yerine hangi bilgileri kullanacağını yazarız. Yanında verilen parçanın yüzey durumları işaretlenmiştir. A, B diyelim. Bak. A, B ile gösterilen yüzeyler N10 kalitesinde veya RA 12,5 mikron. Diğer yüzeyler N8 kalitesinde veya RA 0,2 ile işlenecektir. Buna göre parça üzerinde genel yüzey gösterimlerini yap. Yani şurada, şurada ve şurada hangi yüzey pürüzlüğü? RA 12,5. Yüzey pürüzlüğü geri kalan kısımlarında da N8 yani RA 0,2 şeklinde belirtebilirsiniz. Arkadaşlar bunu yapmak için şu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde de doğrudur. Şuraya RA 12,5 yazıp parantez içinde şuraya RA 3,2 yazabilirsiniz. Tabi şunun üstüne çıkmayacak. Şurada kalacak da ben yazamadığım için üstüne çıktım. Parantezi kapattınız mı? Normalde RA AB burada 12,5 geri kalan kısımlar da 3,2 şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir yöntem. Veya şuraya gelip şuraya bakın. Gençler herkese mi az geliyor sesim? Gençler sesim az mı geliyor? Hocam bana iyi geliyor. Bana da iyi geliyor hocam. İrfan kulaklığını bana da iyi geliyor hocam. Bilemiyorum neden öyle geliyor sana. Şöyle RA 12,5 ben sığmıyor benimki. İşte şuraya gelip şöyle yazabilirsiniz. Şuradaki yaptığınız gibi arkadaşlar. Ölçü sınır çizgisinin üstüne de yazılabilir. Bakın şuradaki yaptığınız gibi. Aynı şekilde yanına verilen parçanın yüzey durumları işaretlenmiştir. İşte A yüzey ile B yüzey RA 1,6 mikron diğer yüzeyler R12,5 mikronda işlenecektir. Buna göre parçanın yüzey gösterilerini yapın. Şuraya da yazabilirsiniz ayrıca arkadaşlar. Buraya yaptıysa buraya da yapmak zorundayım. Çünkü aynı deriz. Bakın aynı eksen aynı deriz. Yüz arkadaşlar buraya yaptı. Şu yüzeyi gösteriyor. Bakın be. Otomatikman bu yüzey de be. Bu yüzey de be. Bu yüzey de be. Neden bu yüzeyler be? Arkadaşlar burada bir matkapla belli işlemi var. Belli. Hocam nereden belli diyeceksiniz? Arkadaşlar bakın burada bir eksen çizgisi vardır. Eksen çizgisi olunca ne oluyordu gençler? Burada bir daire varmış. Yani yandan baktığınız zaman belki şöyledir bak. Çiziyorum. Şurada bir daire delik vardır. Şurası gözükmüyor yandan baktığınız zaman. Burada ama dairemiz var gençler. Tamam? O yüzden daire matkapla deldiğimiz için veya işlem yaptığımız için buradaki yüzey pürüzlüğü neyse buradaki de aynı. Buradaki de aynı, buradaki de aynı. Bunu unutmayın. Sadece şu yüzey değil yani. Bunu unutmayın gençler. Dediğim gibi şeyi de nereden anladınız diyeceksin olursa eksen çizgisi olduğu için. Arkadaşlar bir de biz toleranslar kullanıyoruz. Toleranslar bizim için önemli. Geçmelerde ondan sonra özel ölçü istediğimiz yerlerde toleranslar kullanırız. Şimdi toleranslar hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Üretilmek istenen iş parçaları ile üretilen iş parçaları ölçüleri arasında çeşitli değerlerde farklılık görülür. İki veya daha fazla iş parçasının uyum içinde çalışmasını
aksatmayacak şekilde istenmeyecek ölçüler, istenmeyecek oluşturular, istenmeyerek oluşturular ölçü ve şekil değişikliklerine tolerans diyoruz. Üretimi yapılacak parçanın resmi çizilir. Resimde parçanın tolerans bilgileri standartlara uygun olarak belirlenir. Parçanın üretimi gerçekleştirilir ve kullanıma hazır hale getirilir. Toleranslar dillerde küçük, büyüklerde büyük harf, deliklerde büyük harf kullanılır. Toleransı gerektiren sebepler: yapım, makine ve avadanlık hataları. Üretimi yapılacak parçanın en az hata ile üretimi istenir. Üretimde makine ve avadanlıklar kullanılır. Ancak belli bir zaman sonunda üretimde kullanılan makine ve avadanlıklar gerek aşınma, gerek yıpranma ve gerek yorulma nedeniyle hata sonuçlara neden olur. Önemli olan hatalı üretimlerin ölçülerinin tolerans sınırları içinde kalabilmesidir. Ölçü aletlerindeki hatalar. Üretim sırasında ölçü aletleri kullanılır. Ölçü aletleri belli bir kullanım sonunda yıpranır. Hatalı ölçmelere sebep olur. Ölçme aletlerinin vermiş olduğu hataların tolerans sınırları içinde kalması son derece önemlidir. Isı ve ışık hataları. Metaller ısıyı iyi iletirler. Isı farklılıklarının sonucu metallerin ölçülerinde değişiklikler olur. Isının yükselmesi sonucu metaller genleşir. Ölçüleri büyür. Isının düşmesi sonucu metallerin dokuları sıkışır. Ölçüleri küçülür. Üretimi yapılacak parçaların oda sıcaklığında 18 santigrat derece ya da oda sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta üretilmesi gerekir. Üretim alanının ışıklandırılması az olması görüşü engeller. Fazla olması gözü kamaştırır. Hatalı ölçümlere neden olur. Parçaların hatalı üretilmemesi için üretim alanının ısısını ve ışıklandırılmasını sık sık kontrol etmek gerekir. Kişisel hatalar. Kişilerin mesleğini severek yapmaları, huzurlu olmaları, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri üretimin kalitesi açısından büyük önem taşır. Çalışanların mesleklerinde iyi olmalarını, bilgi ve becerilerinin yetersiz olması, çalışmalarında yeterli özeni göstermemeleri gibi nedenleri toleransı gerektiren sebepler. Şimdi arkadaşlar, tolerans deyince şunu düşünün en basit şekilde. Tükenmez kalem alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kapağını açıp yazınızı yazıyorsunuz. Tekrar kapağını kapatıyorsunuz. Gençler, eğer kapağınızın çapı çok büyük olursa ne olur? Kapak kapanmaz. Kaleminizin kapağı kapanmaz. Ama tolerans ölçüde olursa, istenilen ölçüde olursa, mesela orada bir tolerans verilirse, atıyorum mesela 1 olması gerekiyor çapı. Siz 1.1 ile de kurtarır işiniyorsanız bu verdiğiniz sizin toleranstır. Ama 41-42 milimetre oluyorsa eğer, olmasını istiyorsanız gençler, o sizin verdiğiniz tolerans çok yüksek bir tolerans çıkıyor. Zaten gençler hassas geçmelerde küçük toleranslar verilir. Mesela hiçbir şeyi 0'a 0, mesela 40 milim çapındaki deliğe 40 milim çapındaki mili sokamazsınız. Buradaki ya delik ya da milim tolerans işlenmesi gerekir. Atıyorum 40 milimetre çapındaki deliğe 40.02 milimetre, şöyle yapayım, 40.02 veya 40.04 milimetre işlenmesini istersiniz ki 40 milimetre çapındaki parça içine geçsin. Bakın, şuradaki bir delik, şuradaki mil. Gençler, ya deliğe tolerans verilir ya da mile tolerans verilir. Deliğe tolerans verilirse ne olur? 40.02, 40.04 olur. Eğer mile tolerans verirsek, deliğin çapı 40 olduğunu düşünün. Mile tolerans verirsek ne olacak? Milimizin çapı ya 39.96 olacak ya da 39.96
98 olacak. Yani 40'tan düşük olacak. Bu verdiğimiz arasındaki mesafe bizim toleransımız. Arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şekildeki delik ve milim tolerans ölçülerini hesaplayalım arkadaşlar. Bak. Şimdi ne diyor? Çap 20. Bu bir delik bizim için. Eksen çizgisi var. Oradan biliyorum. Bir de arkadaşlar bakın çap işareti var. Buradan biliyorum. Burada diyor ki delik için diyor ki bunun çapı şuraya yazayım. Ya 20 olacak diyor ya da 20.021 olacak diyor. Yani bu iki değer arasında olabilir diyor. Bu iki değer arasında olabilir diyor. Yani 20 de olabilir diyor. En son 20.021 de olabilir diyor. Yani bu iki değer arası toleransımız doğru diyor. Yani bu tolerans arasında olması gerekir diyor. Mile ne diyor peki? Bakın maksimum 20 olacak diyor. Minimum 20'den şu sayıyı çıkarttığımız zaman 19,987 olacak diyor. Yani ne diyor bakın. 20 çapında bakın artı 0 diyor. Artı eksi 0.013 diyor. Yani 0.13. Pardon şöyle. Buradaki milin çapı da buradaki deliktir. Buradaki deliktir. Buradaki de mildir. Diyor ki bize deliğin çapı ya 20 olacak diyor ya da 20.021 arasındaki değerler olacak diyor. Aynı şekilde buradaki milimize de diyor ki 19.987 ile 20.013 milimetre arasındaki değerler olacak diyor. Mesela atıyorum. Siz işlediniz. Milinizin çapı şöyle çap koyayım. Çapı 20 milimetre. Yanlış mı? Hayır. Yanlış değil. Bu iki değer arasında. Peki çapı ölçtünüz 20.010 geldi. Bu yanlış mı? Bu da yanlış değil. Bakın en fazla 0.13 olacaktı. Peki 20.014. Bu doğru mu? Yanlış mı? Gençler bu yanlış. Yani verdiğimiz tolerans arasında değil. Bakın milin toleransı arasında değil. Maksimum neydi? 0.13'tü. 20.0.13'tü. Bu yanlış. Peki 19.985. Yani 19.985. Doğru mu? Bakın en düşükte 987 olacak. Bu da yanlış. Arkadaşlar yani şudur. Üretim yaparken her zaman 20 ölçüsünü çap 20'yi sağlayamayız. Yani tutmaz arkadaşlar. Niye tutmaz? Parçayı işlerken parçanın ısısı, ışık ortamı bunlar hep etkiler bizi. Yani net ölçü çıkarmamızı etkiler. Bu yüzden gençler buradaki milin deliğe geçmesi için arkadaşlar ne yapmış? Bakın delik çapını tolerans vermiş ve mile de tolerans vermiş. Yani 0'a 0 ikisi de 20 çapında olsaydı birbirine geçmezdi. Geçiremezdik. Neden geçiremezdik? Aynı eksende tutamayız arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Arabayla gidiyorsunuz. Yolun genişliğiyle arabanın genişliği aynı. Ne yapar? Birbirine sürter. Yani ilerleme şansınız yok. Birbirine temas edersiniz hep. Ama yolun genişliği, arabanın genişliğinden büyük olduğu zaman ne olur? O yolda rahat ilerlersiniz. İşte buradaki amaç bu gençler. Toleransı vermesinin amacı o. Parça biraz büyük olsun ki rahatça içine girebilsin. Ama çok büyük olması da istenmez. O yüzden gençler belli toleranslar verilir. Ya deliğe verilir ya mile verilir.
Arkadaşlar ben bir yoklamayı alayım. Sorusu olan var mı gençler? Var mı gençler sorusu olan? Yok, aldım gençler. Bakayım bir. İrfan bir bakalım sana. İrfan Tunç, yukarıdasın. Nasıl almadım sana? Bak, 9AB 1035 İrfan Tunç. Var mı gençler sorusu olan başka? Gençler görüşmek üzere. Hocam sınavlarla ilgili konuşmuştuk değil mi hocam? Evet. Şu an ertelendi. Ha, tamam hocam, teşekkürler. Şu an ertelendi. Okulun sitesini takip edin gençler. Tamam. Gençler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi dersler size gençler.